Konuşamıyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum, yazıklar olsun diyorum. Nasıl girdiler diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir el kaldırmadım ben yavrucuğum ama bir el kaldırmadım 28 yaşına geleli. 28 yaşına geleli bir elim kalkmadı çocuğuma, yavrucuğuma. İkisine de kalkmadı elim yavrum. Abi kardeş. Bölüm ne rayını? Bölüm ne rayını? Teknisyendi. Teknisyendi yavrucuğum benim. Allah'ım bana sabır ver yarabbim. Ulaşamamış, bir türlü ulaşamamış. Biz buradan arıyoruz, ulaşamıyoruz. Biz buradan arıyoruz, evden arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için bildim, anladım, bildim, anladım. Ama içime bir dert düştü zaten. Sıkıntı düştü. Bildim, 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 bildim. Dedi, doğru çıktı ya Rabbim. Allah'ım, Allah. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver. Nasıl sabır vereceksen yanına al Allah'ım. Allah'ım beni Hasan'ımın yanına götür Allah'ım. Dün olaydan önce konuşmuştuk. Akşamına da görüşecektik. Ben Ankara dışında yaşıyorum. Geldim, iki gündür görüşemiyorduk. Çok iyi bir insandı. Yani iki gündür görüşemememizin sebebi de herkesin her işine koşardı Hasan. Kimin baş sıkışsa Hasan'ı arardı. Yani yine bir arkadaşının işi vardı, onunla buluşacaktı. Saat 5 gibi benim haberim yoktu olaylardan. Dışarıdaydım. 5 gibi başka bir arkadaşımız aradı. Hasan'la görüştün mü dedi. Ben de akşam görüşeceğiz dedim. Sonrasında olayları söyledi. Ulaşamadık. Eşine ulaştık, abisine ulaştık. Yeni evliydi. 2 yıl olmadı bile hatta. Eşi de çok kötü. Abisi, annesi. Yani abisi orada mühendisti. Kendisi de teknisyendi. Lojmanlarda oturuyorlardı zaten. Yani çıkıp lojmana gidecek aslında. Dışarıda falan da olmuş bir olay değil.